Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız canı gönülden başarılar diliyorum. Evet bir hazırlık maçı var. Tabi hazırlık maçlarının önemini ve hazırlık maçlarının amacını sizlere nacizane eski bir oyuncunuz, kaptanınız olarak birazcık açıklamak istiyorum. Ve önemli detaylarımız var. Bir stoper iddiası var. Bunu konuşacağız. Artı Trabzonspor takımımıza Onatçı, Muhammed Şam, Gigot, Yarevçuk gibi isimlerle alakalı detaylarımız var. Dün flash bir gelişme yaşandı. Bitti denilen transfer bitmedi. Durduruldu. Bunun nedeni ve bununla alakalı önemli yorumlar yapacağım arkadaşlar. Tabi dolu dolu sonuna kadar izlemeni istediğim bir video ile karşınızdayım. İnşallah arkadaşlar beğenirsiniz videomuzu. Sabahları özellikle daha bir özgün videolar çekiyoruz. Yorumlarımızı katıyoruz. Sohbetimizi yapıyoruz. Ve ilginizden dolayı da tekrardan hepinize teşekkür ederim. Burada gerçekten iyi bir aileyiz, abi kardeşiz. Elimden geldiğince haberleri en doğru şekilde, objektif bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Ve yorumlamaya da devam edeceğim. İnşallah Allah sağlık verdiği sürece. Arkadaşlar şimdi bugün bir hazırlık maçımız var. Yayınlanmayacak diye biliyorum herhangi bir değişiklik olmazsa. Hani dün itibariyle böyle bir bilgi vardı. Bugün itibariyle yeni bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bunu ben doğru buluyorum. Neden? Birinci hazırlık maçlarında oyuncuların bir kere çok yorgun çıktığını bilmenizi isterim. Çünkü yoğun bir tempodalar. Fizikler, vücutlar hazır değil. Mental anlamda da çok hazır olmazlar. Ben hani 18 yaşından 31 yaşına kadar her sene ortalama 10 tane hazırlık maçım var. Sezon başlığı devre arası sezon başlarında toplam 10 tane maçımız vardır. 100'ün üzerinde hazırlık maçı oynadım bugüne kadar. Bu maçlardaki psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bu maçlarda özellikle ilk maçlarda takımın en hazır, kampa en hazır gelen oyuncular oynar. Hani ilk 11'e takılı kalmamak lazım. Bir kere onun altını çizeyim. Bu maçların en büyük amacı oyuncuların e, maç kondisyonunu yakalayabilmesi, maç ritmini yakalayabilmesi, birbiriyle olan uyumunu yakalayabilmesi ve her şeyden önemlisi idmanda yapılanlar, sinema salonunda izledikleri yani taktiksel e, analizleri sahanın içerisinde uygulayabilmek. Amaç tamamen budur. Burada hatalar yapılacak. Burada kötü oyun oynanacak. Ki hataları görüp ders çıkartılsın. Buradaki amaç budur. Tabii ben neden yayınlanmamasını doğru biliyorum. Bakın gene samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Samimiyetime güvenin. Eski bir kaptanız olarak bu duyguyu yaşamış birisi olarak konuşuyorum. Diyeceğiz ki ya bunu kim aldı? Bu oyundan şampiyon mu olacağız? Bunları gene söyleyeceğiz. Bakın sizlerden rica 1-2-3. 3 üç tane hazırlık maçı var. Birinci etap. Bu 3 maç takımımızın çok yorgun ve mental anlamda düşük olacağının altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda ikinci kamptan sonra çatır çutur ben de girerim. O zaman artık yavaş yavaş atık hazırlık maçın var senin. Daha da hazır olman lazım. Yorumumuzu yapabiliriz. Biraz da biraz da dokunabiliriz ama şimdilik benim öngörüm yani yorumum daha doğrusu yaşanmışlıktan dolayı bu şekilde. Bilmiyorum artık değerlendirmeyi siz yapın. Hem oyuncularımızın moral ve motivasyonunu yukarıda tutabilme adına hem de kulübümüze yani bu bilginin değerli olduğunu düşünüyorum. Hani benim dönemimde de keşke birisi çıkıp böyle detayları sizlere verseydi. Gerçekten arkadaşlar kendim diye demiyorum ama bazen zamanlarda ben bundan çok şikayette bulundum. Yani adam çıkıyordu birinci maçta çıkıyordu beni eleştiriyordu. Daha hayatında topa vurmamış ama çıkıyordu beni eleştirebiliyordu. Ben bundan çok büyük rahatsızlık diyordum ve bu kanalda da her zaman Hani ilk günden bugüne kadar her zaman aynı şeyi söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ben Allah şükürler olsun en doğru şekilde, beklentisiz bir şekilde yorumlarımı yapmaya devam edeceğim. Ve sizlere de bu tarz bilgileri vermeye çalışacağım elimden geldiğince. O sağın içerisini size aktarmaya, o duyguyu size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi dün Atilla Salay'ı de bir böyle ekranda buz kestik. Ulan bu transfer bitti dendi değil mi? Yani o oldu yani. Bütün herkes, bütün gazeteciler aynı ağız. Sağlık kontrolünden geçecek. Planlama yapılıyor. Oyuncu 2 gün sonra kampa gelir. 3 gün sonra gelir. Bu oyuncu da maaş da tamam. Kulübü tamam dedi. Yeni gelen yönetimde tamam dedi. Bunlar konuşuldu. Bunlar haber yapıldı. E bunlar kimse kafasından uyduracak bir durum yok. Abdullah Avcı akabinde çıktı. Ne dedi? Bu haberler çıktı. Yarım saat, bir saat geçmeden Abdullah Avcı basın toplantısında şunu söyledi. Biz Atilla Salayı durdurduk şimdilik dedi. Şimdilik altını çiziyorum. Peki bu transfer neden durdu? Herkesin kafasında aynı detay vardı. Bu transfer neden durdu? Hiç zaman kaybetmedim. Abdullah Avcı bunu açıkladıktan 5-10 dakika içerisinde bu bilginin neden durdurulduğunu öğrendim ve karşınıza tekrardan geldim. Arkadaşlar bu transfer bitti dendi ama bu transfer şu sebepten dolayı bitmemiş dedim. Neydi o sebep? Mal, maliyet sebebi. Yeni yönetim son akşam saatlerinde de şu söylendi. Yeni yönetimin istekleri biraz daha farklı oldu ve kulübümüzde bunun için tam biten sözleşme, tam biten transferde bir duralım kardeşim burada. Bir hop bir topa basalım dedi dendi. Ve burada ben de gene sizlere bu bilgi doğru bilgiye ulaştıp sizin karşınıza tekrardan gelmeye çalıştım ve geldim. Nitekim tabi burada bir yanılma oldu mu? Evet oldu. Daha önce de Gigot'ta da oldu. Daha önce Gigot'ta da %99.5 herkes bitti dedi ve bitmedi. Bu transferde bitti dendi ve bu da bitmedi. Gene aynı senaryo oldu. Yalnız şunun da altını çizmek istiyorum. Hiçbir yönetici çıkıp da bize bir başka bir oyuncudan geri dönüş oldu biz ondan durdurduk demez. Ya da başka bir yönetici yani yönetici şunu söylemez. Maliyeti istediğimiz gibi değil. Oyuncu ile alakalı fikir ayrılıkları oldu. Yani takım içerisinde hocayla yönetim arasında yöneticiler arasında fikir ayrılığı oldu. Taraftarlar istemiyor. Bunu demezler. Ekonomik tablo dendi geçti gitti artık. Orasını bilmem artık Detayı bilmediğimiz için daha fazla sorduğumuz kişi bize ekonomik tablodan dolayı deyince biz de tabii ki de bunu size aktarmak zorundayız. Ve bunu da size hemen sıcağı sıcağına hemen söyledim arkadaşlar. 15-20 dakika içerisinde videoyu hızlı bir şekilde yükledim söyledim. Nitekim Atilla Salay transfer olmadı. Her işte bir hayır var. O haberi size konuşurken bile Atilla Salay'ın çok acil olmadığından bahsettim. Yani çok da uzatmamak lazım. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl olacağını hepimiz göreceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar. Bunu konuşup bir de şöyle bir detay var. Dün dikkatimi çekti. Jose Mourinho'dan bir açıklama geldi. Türkiye'ye görüştüğü oyuncuları gelmekte ikna edemiyorum. Çoğu oyuncu konuştum. Çoğu oyuncu gelmek istemiyor Türkiye' dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu bilmiyorum ama orada da bir hayal kırıklığı var gibi geliyor. Fenerbahçe camiası tarafından da Mourinho getirildi ama o istenilen oyuncularda bir sıkıntı yaşıyor ve adam Türkiye'ye gelmekte problem yaşıyor oyuncular diyor. E bu parayı veren verdikten sonra bu oyuncular gelir ve bu paralar da verilecek gibi lanse ediliyor. 30 milyon eurolar, 35 milyon eurolar konuşuyor de Çok inanılmaz paralar konuşuluyor. Bilmiyorum artık nasıl olacak ama Morion'un bu söylemi de biraz dikkatimi çekti. Şimdi biz e, tabii bir yerli stoper arıyoruz arkadaşlar. Yerli stoper hamlemiz var. Ve araştırmalarımız devam ediyor. Özellikle tabii elimizde bir Hüseyin Tükmen ve Ryan Bania var. Ryan Bania'nın gidişi muhtemel. Oyuncuya bonservisinde pazarlıklar devam ediyor. Hüseyin Tükmen'in bir sakatlık durumu var. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra yerli çok ciddi anlamda güçlendi. Ve sizlere dünkü çektiğim videoda da bunu sizle konuştum. Hücumu yabancı, savunmayı biraz daha yerli ağırlıklı yapmamız lazım. Peki burada kimlerin adı geldi? Serdar Saatçi'nin adı geldi. Cenk Özkaçar'ın adı geldi e, yerli olarak. Şimdi aklıma gelmiyor. E, ve burada şimdi e, Samet Akaydın'ın adını bir köşeye yazın bekleyin arkadaşlar. Bunu size söylemek istiyorum. Özel bir bilgi. Samet'e kaydın adını yazalım duralım. İlerleyen süreçte ne gelişecek görelim hep beraber. Hani ben ilk söyledim ikinci söylediğime girmem ama bunu benden duymanızı istedim. Bakalım ilerleyen süreçte bununla alakalı nasıl bir gelişme olacak göreceğiz. Şimdi tabii 10 e, açıya gelelim. Dün gene çok önemli bir e, abimizle değerli abimizle e, kulüp bazı bir görüşme gerçekleştirdim. On açı transferi ile alakalı yeni bir bilgiyle karşınıza geldim. Bu transferin bitirilme oranının bir kere yüzüm ilk defa güldü. Neden? Bu transferin bitirilme oranının, oranının %90 bu transfer bitirilecek denildiği için biraz yüzüm güldü. Yeni bir teklif. Zaten biz şunu söyledik. Bu benim kendi yorumum. Bir teklif sunulacak ve bu teklif benim başka bir hani e, bilgi aldığım bir durumdu bu. Yeni bir teklif sunulacak ve artık res çekilecek. Artık bu transferin sonuçlandırılması istenilecek demiştim. Bu beklenenden kadar uzun olmayabilir. Daha kısa bir dönem içerisinde bu artık Onatçı transfer haberleri netlik kazanacaktır diye bekliyorum arkadaşlar. Yani bu bizim için güzel bir haber. Ben de sizlere müjdeli bir haber olarak vermek istedim. Onatçı'da güzel bir haber var. Yani başkanımızın bizzat işin içerisinde olduğu ve bu transferde yüzde %90 bitirilmeye yakın olduğumuzu altını çizmek istiyorum. Bu benim almış olduğum bilgi doğrultusunda söylüyorum. Özel bir bilgidir. Ve bu transferde artık geri sayım başladı diyebiliriz. Olur olmaz bunu zaman gösterecek çünkü kulüplerin istekleri bir türlü bitmiyor. Trabzonspor takımında nasıl bir para var düşüncesi varsa artık sürekli bir fiyat artışına gidiliyor. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Gigot teknik direktörümle konuşacağım ve bir karar vereceğim. Acelem yok benim diyor. Sezon son, sezon transferin sonuna kadar ben beklerim diyor Gigot. Adam. Arabistan'dan da teklif aldı. Maaşını yukarıya çekebildiği kadar çekmek istiyor. Ve Arabistan'dan aldığı sözleşmeyi de kullanıyor. Burada Gigot'taki bu durum tabii ki de bizi başka alternatifler ile itekledi. Bakın Atilla Salahi'nin adı geldi. Bakın şimdi başka isimler konuşuyoruz. Yerli isimler de gündeme gelmeye başlıyor. Ve Gigot transferinde bir çıkmaza girdik. Gigot'u yani iptal desek yeridir şu anda. İnşallah bu transferde hayırlısı olur bizim için. Bu transferde de hala bir masada görüşmeler devam ediyor. Ama e, iş baya bir terse tepmiş duruyor. Yaremçuk'la alakalı gene çıkan bir haber vardı dün gece. Oyuncu Trabzonspor takımımızın teklifini bir kez daha reddetti ve oyuncu kesinlikle ben Avrupa'da kalacağım dediği söylendi. Bir B planı olarak da Trabzonspor takımımız bu oyuncunun masasında olduğu söyleniyor hala. Bu da bizim için önemli bir detaydı. Şimdi Muhammed Şam'la alakalı bir detayımız var. Ona gelmeden önce Abdullah Avcı Batista Mendi'yi geçen sene ben 6, 8'den ziyade daha çok stoperde değerlendirdi değil mi? Ben Batista Mendy ile bir maç kaybettim dedi. Ben Batista Mendy ile bir maç kaybettim dedi. Ben dedi istatistiğe göre hareket etmem lazım, dışarıya göre hareket etmem lazım dedi. Ve burada Abdullah Avcı şunu söyledi. Ölü gelecek sezonda da ben mendili stoperde deneyeceğim, oynatacağım dedi. 6'da da oynatacağım, 8'de de stoperde de, dedi ve bunu söyledi artık. Artık zemini yaptı Abdullah Avcı. Sağ stopere Mendy'yi çekme fikri olabilir. Bakın Ozan Tufan aldı, Lusram'ı aldı ve burada Mendy'nin yeni sağ stoperde oynama fikrinin Abdullah Avcı'da olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu da önemli bir detay. Biz Onatçı ve Muhammed Şam transferlerini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Burada Muhammed Şam transferinde Trabzonspor takımımızın da bir gene rest çektiğini söylemek istiyorum ama ben şunu bazı arkadaşlarımızın mesajlarını okuyorum. Şöyle mesajlar atıyor. Abi diyor. Bu 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 men bu e, Muhammed Şam'ın yaptığı sence etik mi? Adam kulübüne res çekti. İdmanlara çıkmıyor. Adam kulüpteki resimlerini sildi. Yarın bir gün bu adam bize çıkış yakalasa, bu adam atıyorum Premier bir takım istese, bu adam gelip bize de aynı şeyi yapsa, bu adamın demek ki karakterinde bu var. Daha iyisi olduğu zaman hemen satışa gidebilir mi? Demiş. Bakın şöyle bir empati yaptığım zaman diyorum ki gerçekten de hani evet yapabilir arkadaşlar. Bilmiyorum burada benim için Muhammed Şan bir eksi alıyor ama Dün Batista Mendy'e de soru soruldu. Yani bir gazetecinin Batista Mendi'ye şunu sormasıyla beraber Batista Mendi'nin de bu cevabı vermesi çok enteresandı. Yani transferi Muhammed Şam'la alakalı ne diyorsun diyor. O da diyor ki gelirse bize fayda sağlar diyor. Bize katkı sağlar diyor ve yani bir oyuncunun transfer yorumlaması bana çok etik gelmiyor. Doğru gelmiyor. Senin orada on numarada oynayan başka arkadaşlarım var. Yani ve Muhammed Şam transferi bu iş benim işim değildir teşekkür ederim deyip o işin içerisinden ayrılması lazımdı Muhammed Şam ve şey pardon Mendy ama Muhammed Şam'la alakalı olumlu konuştu. Arkadaşı da değil beraber karşılıklı aynı ligde oynamışlar. Bu birazcık garip geldi bana bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Artı e, Okay'ın gene gündemimize olmadığını e, haber yapılmış. Yerel medyamız tarafından Okay, menajeri tarafından tavsiye edildi. Kulübümüz tarafından dikkate alınmadı. Biz ilgilenmiyoruz deyip bu işi kapattığının bir haberi var. Okay'ı menajeri önerdi diye. Bu çok önemli bir detaydı. Hepimizin de merak ettiği bir detaydı. Ve bu da son dakika gelişmesi. Aslında bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim. Özet geçecek olursam. Trabzonspor takımız ona şu transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ve başkan bu işin içerisinde. Artık bu transfer bizim olmazsa olmazlarımız arasında ve %90 bu transferi bitireceğiz haberi geldi. Ve burada benden size müjdeli bir haber olarak vermek istiyorum. Hani kafada onun açı var mı yok mu? Bazı arkadaşlarımız çok soruyor. Var arkadaşlar. Ve sonuna kadar gidilecek bu işte ve artık geri sayım başlattılar bu durumda. Onun açıda da böyle bir flash gelişme yaşandı. Bu benim özel bir bilgimdir. Sağdan soldan bir alım değildir. Tamamıyla Kulüp kaynaklı bir bilgidir arkadaşlar. Bu transferle alakalı bu bilgiyi size vermek istedim. Ve Samet Akaydın adını bir çizin dedim. Samet Akaydın'ın futbolu tartışılır. Performansı tartışılır. Sadece bunu söylüyorum. İlerleyen süreç ne gösterecek görelim. Ama ben bir Ryan Banya, Hüseyin Türkmen var yerli. Ben Ryan Banya mı, Samet mi derseniz ben Ryan Banya derim arkadaşlar. Ben bunu düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen videonun altına yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sabah videolarım biraz daha sohbet tadında oluyor. Biraz daha özgün videolar çekiyorum. Elimden geldiğince çok erken çekildiği için bu videolar. Biraz gündem dışında oluyor. Zaten daha çok seviyorsunuz bu videolarımı benim anladığım kadarıyla. Daha çok yorumlar geliyor. Daha çok izleniyoruz. Neden? Çünkü artık gün içerisinde yapılan haberler. Ben haber yorumluyorum ama ben bunu size açık yürekli söylüyorum. Aslında bu YouTube kanalında video çeken %99.5 herkes haber yorumluyor. Benim videolarımla başka birinin videosunu izlediğiniz zaman hep aynı şeyleri duyuyorsunuz. Ve ben bir e, emek sarf ediyorum. Gerçekten yoğun çaba sarf ediyorum. Sabah köründe kalkıp video hazırlıyorum. Bu bilgileri topluyorum. Telefonla hiç yapmayacağım şeyleri yapıyorum. Telefonla birilerini arayıp bilgi almaya çalışıyorum. Benim çok böyle ya burada budur nedir şudur budurdan ziyade gerçekten yoğun bir çaba sarf ediyorum ve emeğe de saygı istiyorum birazcık. Sizler bu saygı gösteriyorsunuz. Önemli olan sizlerin göstermesi zaten. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.